Arkadaşlar, arkamda Skoda Superb bulunuyor. Bu araç 1.5 ETSI 150 beygire sahip ve aslında arkadaşlar bence en ideal donanıma sahip. Yani prestij paket. Bu aracın bir üst paketi LK var. Yani Lowe & Clement var. Bir iki alt paketi daha bulunuyor. Biri Elite, biri Premium. Arkadaşlar Premium ve Elite birbirine aslında benziyorlar. Sizlere ben Premium'la ilgili bir videoda paylaşacağım. Uzun yol yapacağız ama arkadaşlar Premium'dan sonra Prestige'e geçtiğimde içerideki döşemelerin çok farklı olduğunu hissettim. Çok daha kalitenin yükseldiğini hissettim. Gelin sizlerle beraber yeni Skoda Superb Prestige paketi inceleyelim. Güzelce performansına bakalım. Bizim her zamanki yolumuzda son süratte kaçı görecek? Golf ile denedik burada. 180 gördü. Bakalım Superb kaç görecek? Videomuz başlıyor. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Araç için Sakarya Otokur Skoda bayine teşekkür ederim. Başlıyoruz videoya. Evet, yeni Skoda Superb'in yeni anahtarıyla beraber videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar, Skoda Superb tamamen yenilendi. Kasası tamamen değişti. Çok daha uzadı, çok daha genişledi. Aslında bu aracın incelemesine kanalımızda ulaşabilirsiniz. Prestij paketi değil de LK'yı incelemiştik. Dolu dolu bir araçtı. Bakalım Prestij'de neler var? Hızlıca sizlere onları anlatacağım. Skoda Superb'in duruşu müthiş arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Aşırı derecede kaslı bir hale geldi. Ben önceki kasayı aşırı derecede beğenen bir insan değildim ama bu kasanın duruşu çok hoşuma gitti. Sürmesi de daha önce kullandım. Çok keyifliydi. Sizlere sürerken detaylarını anlatacağım. Büyük bir araba kullanmak insana çok keyif veriyor. Ben büyük araba kullanmayı çok seviyorum. Bu arabayı kullanırken de büyük bir araba kullandığınızı rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Prestij paketimizde IQ LED farlarımız geliyor. Burada adaptif farlarımız var. Bu farlar öndeki araçları gölgeliyor. Bildiğiniz üzere geceliğin sürüşünüzü arttırıyor. Alt tarafta sis farını yok. Sis farlarını kötü hava koşulu farına basarak farların aşağı inmesini sağlıyorsunuz ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Önde park sensörleri, arkada park sensörlerimiz var. Tüm çarpışma önleyici, şerit takip gibi sensörlerimiz, kör nokta sınırımız hepsi bulunuyor arkadaşlar. En alt paketten itibaren başlıyorlar. Bilginiz olsun. Bu renk de gözüme çok hoş geldi. Yani gri rengi bu araca çok çok fazla yakışmış. Farların tasarımı araca farklı bir hava katmış. Şimdi bu aracın Elite ve Premium'unu gördüğünüzde biraz daha farklı durduğunu göreceksiniz. Bu farlar arkadaşlar Prestige'den itibaren geliyor. Yan tarafa geldiğinizde çok güzel jantlarımız var. Ben sizlere hemen ebatlarından bahsedeyim. Böyle 235-45R18 ebatında jantlarımız geliyor. Bunun bir alt versiyonu Premium alırsanız 17 inç ebatında jantlarınız geliyor. Bilginiz olsun. Bu jantlar çok şık duruyor. Ama Lowe & Clement'in tabii ki jantları müthiş duruyorlar. Aynalarımız arkadaşlar elbette ki katlayabiliyoruz. Hemen şöyle arkaya doğru geçelim. Aslında dış tasarımı diğer videolardan biraz daha fazla gördünüz. Sizlere genel olarak gösterip içeriği göstermek istiyorum. Prestige'in işi çok güzel. Özellikle de bu araç taba gelmiş. Şimdi arka tarafa geldiğinizde Superb'lerin dolu ya da giriş paketi olduğunu nasıl ayırt ediyorsunuz biliyor musunuz? Farlardan. Eğer ki Elite ve Premium alırsanız farlarınızın sadece dış bölümü yanıyor. Ancak Prestige'e geçtiğiniz anda farlarınız tamamen yanmaya başlıyor. Ve bu iç bölümde aktif oluyor arkadaşlar. Kameranız, park sensörünüz sizleri karşılıyor. Arkadaşlar kamera sistemimiz bu şekilde. Şöyle arka bölümde sadece bulunuyor. Ayrıca kamera sistemini buradan da yıkayabiliyorsunuz. Bakın şimdi basacağım. Görüyor musunuz? Yıkandığını direkt buradan net bir şekilde anlaşılıyor. Bu aracı park etmek de öyle zor bir işlem değil. Tüm noktalara kameradan böyle sıfıra sıfır park edeceğiniz tarzda hakim olabiliyorsunuz. Direksiyonumuzu düzeltelim. Park sensörleri her şey Volkswagen'lerde olduğu gibi standart. Yani 360 derece kamera sistemi olabilir miydi? Evet, bu fiyatlara çıkıldığında arkadaşlar bir 360 derece kamera sistemi de yakışırdı. Ancak bunlar hep Lowe & Clement versiyonlarda kavuşuyorsunuz. Kendi kendine park sistemi de yok. Yine aynı şekilde LK versiyonunu aldığınızda kendi kendine park sistemi de geliyor. Yine şık bir tasarım var arkada. Aslında fastback olduğunu çok fazla algılayamıyorsunuz. Biraz daha sedan tarzına benziyor. Bu tasarım tarzı Passat'ın biraz daha önüne geçti. Passat arkadaşlar ülkemize artık sadece station geliyor. O yüzden insanlar yönünü tamamen şu anda Skoda'ya çevirmiş durumda. Şöyle gelin beraber alt bölüme bakalım. Alt bölümde de bağımsız süspansiyonumuz var mı? Bu önemli bir detay. Hemen bakalım. Evet, bağımsız süspansiyonumuzu şöyle net bir şekilde görebiliyorsunuz. Fark ettiniz mi? Oturuşunu çok beğendim arkadaşlar. 140-150 ile giderken yola bildiğiniz tamamen oturuyor. O hissiyatı alıyorsunuz. Şimdi arka bölüme geldiğinizde bir Skoda Superb aldığınızda geniş bir bagaj olmasını beklersiniz. Müthiş arkadaşlar, bu araçta çok geniş bir bagaj var. Bakın burada hatta bir şemsiye de bırakılmış. Şöyle Skoda'nın kendi şemsiyesi. Ayrıca bu aparat Prestige'den itibaren geliyor. Normalde yok, bilginiz olsun. Şöyle bagajımız oldukça geniş. Burada bir malzeme kullanılmış. Alt tarafta tamamen yalıtımlarla yapılmış. Güzel. Her şey güzel gözüküyor. Yedek lastiğimiz var. Şöyle yan ceplerimizde neler var. Bakın burada da eşya gözlerimiz var. Ayrıca fileler gelmiş. Filelerle kullanabilirsiniz. Bu bölüm de çok geniş. Ya bu araçta bir SUV'de nasıl bagaj kullanıyorsanız ondan daha fazlasını hatta kullanabilirsiniz. Bagajla ilgili hiçbir sorun yok. Elektrikli olarak bagajımızı kapatıyoruz. Premium ve Elite'de elektrikli bagaj bulunmuyor, bilginiz olsun. Evet, şöyle güzel bir koltukları görüyorsunuz. Buraya geleceğiz birazdan. Ancak önce sizlere 1.5
150 beygirlik ATSI motorumuzu gösterelim. Elektrik destekli motorumuz var ve yeni nesil elektrik desteği var. Yani elektrik motorlar önceki ATSI'lara göre çok daha büyük. Elbette bakın süspansiyonlu bir kaputumuz bulunuyor. Oldukça güzel. Şimdi daha öncesinde 1.5 ATSI'lara bakmıştık. 116 beygirlik bir Golf'a bakmıştık. Görselde hiçbir fark olmayacağını görüyorsunuz. Hiçbir fark yok arkadaşlar görselde. Her şey yerinde. İşte filtrelerimiz, burada yedek stepomuz. Bakın elektrik motoru burada oluyor arkadaşlar. Ara ara devreye giriyor. Ben aslında bir videoda buraya kamera koymak istiyorum. Nasıl devreye girdiğini görmek için. Elektrik motorunu burada görebiliyorsunuz. Bu sizin yakıt tüketiminize etki ediyor. Bilginiz olsun. Bu araba aşırı derecede az yakıyor. Bunun yakıt videosu da sizlere gelecek. Evet. Motor bölümümüz de bu şekilde. Ben 1.5 TSI motorları seviyorum. Öyle kolay kolay arıza yapan motorlar değil. Daha arıza yapanını da çok fazla duymadım. Onu da söyleyeyim sizlere. Hiç bana şikayet gelmedi. Bu motorlar güzel. Verimli motorlar. Sizlere far için de göstermek istiyorum. Oldukça şık gözüküyorlar. Çift merceğe sahipler. Böyle hafif bir turkuaz renk de var. Görüyor musunuz? Çok şık duruyorlar. Evet. Şöyle bir tasarımına bakın. Sonra gelin sizlerle beraber bir sürüşüne geçelim. Bu arabanın sürüş hissiyatına bakalım. Nasıl gözüküyor? Passat mı? Yoksa Superb mi? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar bir Superb alıyorsanız arka bölüme çok önem verirsiniz. Bakın bu araçta uyku paketi var. Şöyle boynuz gibi gözüken detaylar sizlerin rahat uyumasını sağlayan detaylar aslında. Delikli delik koltuklar çok güzel gözüküyorlar. Bu arada ön bölümde soğutma sistemimiz de bulunuyor ısıtmanın yanında. Şöyle uyumayacağımız için kapatalım. Bakın ben çok geride kullanırım. Koltuk iyice geride ve o halde burada geniş bir alanım var. Şuraya şöyle tablet gözü yapılmış. Yine tablet aparatımız burada ekstra olarak bulunuyor. Bu bölümde havalanmamız elbette var. Ayrıca havalanmayı 3. bölge olarak da kontrol edebiliyoruz. Bakın dokunmatik bir bölge yapılmış. Koltuk ısıtmalarımız arka bölümde de var. Type-C çıkışlarımız elbette var. Yine burada bir tablet ya da telefonunuzu koyabileceğiniz bölge var. Bardaklarınız ve şöyle kolçağımızı kapattığınızda oldukça geniş bir alana sahipsiniz. Superb'in arkası çok geniş arkadaşlar. Evet cam tavan yok ama açıkçası arkada çok ferahlık var. Önceki versiyona göre biraz daha ferah hissettim bu aracı. Tabii cam tavan da olsa müthiş olurdu. Ben biraz cam tavanı seven bir insanım. Bu haliyle de bilinir bir kesitle bilinir. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Şöyle kapımızı kapattığımızda bizleri burada bir perde karşılıyor. Makam perdemizi de yukarı yerleştiriyoruz şöyle. Böyle keyifli bir yolculuk yapıyorsunuz. Tam bir makam aracı bu ya. Uzun yol yapmak bu araçta çok keyifli olacaktır. Arkadan ön bölümde böyle gözüküyor. Skoda'ların yeni kapı kolu tasarımı çok hoşuma gidiyor. Böyle havada bir kapı kolu tasarımı var. Bu arada ambiyanslarımız prestijden itibaren başlıyor. Premium paketlerde ambiyans yok. Böyle küçük küçük sizlere detaylarını vereceğim donanımlar hakkında. Aklınızda bulunsun. Hadi gelin beraber içeri geçelim. Yeni Superb'in içindeyiz. Şöyle kablosuz şarj bölümüne telefonumu bıraktım ve kablosuz şarj bölümünde de soğutma var. Bilginiz olsun. Burada hemen çalışsın sistemimiz. Anahtarımızı burada koyabileceğimiz bir yerimiz var. Burada klimaları biliyorsunuz yeni geldi arkadaşlar. Böyle akıllı bir sistemimiz var. Üzerine basarak değişimler yapabiliyoruz. Ses sistemine de ulaşabiliyoruz. Yolda ses sistemine beraber bakarız. Evet fanımız şu an çalışıyor. Birazcık düşüreceğim. Ve aracımızın birazdan performansına bakacağım. Arkadaşlar bu araçta herhangi bir mod yok. Sadece şanzımanımızı S moduna alabiliyoruz. Bilginiz olsun. Bu ekranımız premium ve elitte gelmiyor. Burada ekranımız biraz daha büyük. Bu konuda aklınızda da bulunsun arkadaşlar. Her zamanki olduğumuz bölgede 0-100 yapacağız. Ve aracın performansına beraber bakmış olacağız. Klimamı elbette kapatayım. Şimdi klimamızın paneline şuradan ulaşabiliyoruz kısa yoldan. Ekran bu arada hızlı. Bunu direkt hissediyorsunuz. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Kimseye herhangi bir zararımız olmadan burada bu aracın performansını sizlere aktaracağım. Diğer araçlarla da bunu deneyeceğim. Evet klimamız şu an kapalı. Yeni Superb ile hızlanıyoruz. Arkadaşlar 3, 2, 1 ayağım dipte. Şu an şanzımanımız S'te. 150 beygiri anında koltukta hissediyorum. Hızlanmamız çok güzel. 100'ü çoktan geçtik. Biraz daha hızlanmaya devam edelim. Şöyle sol şeride geçmek istiyorum. Arkadaşlar yeni Superb yola bildiğiniz yapışıyor. Yani bunu net bir şekilde hissediyorsunuz. Yola oturması çok çok keyifli. Şu anda galiba 180'i çok daha erken göreceğiz. Dememe kalmadan 180'i gördük. Evet devam ediyoruz. Yavaşlama şeridine geliyorum ve evet. Arkadaşlar bu bölgede yavaşlamaya başlıyorum ben. Şöyle frenimizi de deneyelim. Her zaman burada şu freni deniyorum. Bakın frene çok hafif derecede basmama rağmen buradan aslında rahatça dönebileceğimiz yine hızlara düşmüş olduk. Çok güzel. Fren sisteminin tepkileri, hızlanmanın,
performansın tepkileri oldukça güzel. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, 1.5 ATSI Golf'ün 116 beygirlik motorunu da es geçmemek lazım. Burada 180 görmüştü. Superb'de 189 gördü. Açıkçası aralarında aşırı aşırı fark yok ama tabii Superb'in çok daha canlı bir motora sahip olduğunu hissediyorsunuz. Burası bizim her zamanki viraja girdiğiniz bölge. Bakalım Superb virajda nasıl? Evet, Superb öncelikle arkadan geliyor arkadaşlar ve parlak bir asfalttayız elbette. Onun arkadan geldiğini hissediyorsunuz. Bir tık yavaş girdik buraya, bilginiz olsun. Yolda ben sizlere detaylardan bahsedeceğim. Bu ara havalar çok sıcak olunca arkadaşlar burası ekstra daha fazla kaymaya başladı. O yüzden aslında biraz daha yavaş giriyorum. Çünkü ne yapacağını açıkçası tam kestiremiyorsunuz bu yolu. Şöyle şanzımanımızı D'ye alalım. Artık standart kullanımımıza geçelim. Performansı hakkında sizlerin bence aklında bir fikri oluşmuştur. Superb'i nasıl kullanacaksınız? Sürekli bu şekilde performansı kullanmayacaksınız. Aslında bu aracı alanların genel kullanımı şehir içinde işine ekmek için, şehir dışında ise uzun yolda keyifli 120-130 km hızlarla otobanda ilerlemek için ben sizlere aslında o deneyimleri göstermek istiyorum. Ayrıca hız devir oranlarını da sizlere aktaracağım. Ekranımızın büyük olması çok güzel. Burada bu şekilde tablet ekranlar benim hoşuma gidiyor ama çoğunuzun hoşuna gitmiyor biliyorum. Ben Tesla'dan da alışık olduğum için böyle ekran kullanmak çok çok sevdiğim detaylardan biri. Kısa yol tuşlarından hızlıca burada detaylara geçebiliyorsunuz. Şöyle Android Auto'nuz var, Apple CarPlay'iniz var. Bunları kablosuz da bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca oto olduğunuzu ya da direkt asistanlarınızla ulaşmak istediğinizde hemen elinizin altında bunlar bulunuyor. Bakın grafikler oldukça yüksek. Şimdi Elite ve Premium ekranlarını da gördüm. Grafikler bununla aynı değil. Bunu sizlere rahatça söyleyebilirim. Burada grafikler müthiş derecede. İşte şerit takibiniz, adaptif kruz kontrolünüzün, çarpışma önleyicinizin tüm ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki işte şerit takip kapatmak istiyorsunuz. Hemen buradan bir tuş ve bir tuş bastığınızda anında şerit takibiniz kapalıyor. Elbette biz şerit takibimizi açalım. Şöyle ekranınızı hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hız uyarıları var. Yine Travel Assist'imiz var. Travel Assist benim çok sevdiğim detaylardan biridir, bilirsiniz. Adaptif Cruise Control ile beraber direksiyonun şeridini ortalayarak devam eder. Birazdan onu da sizlere deneyeceğim. Bu önümüzdeki aracı geçelim, birazcık taş atıyor. Ya performans çok yeterli. Ya 150 beygirin arkadaşlar o rahat akışını hissedebiliyorum. Mesela 137 ile gidiyoruz. 2500 devirde. Biraz daha düşelim, 130'lara bir görelim. Genelde otobanda 130'dur, 140'tır arkadaşlar gideceğiniz hızlar. Sonuçta zaman da önemli. Evet, şöyle 130'la ilerlemek istediğinizde 2400, 2300 devir hatta. Baksanıza şuna. Ve içeride kesinlikle rüzgar sesi yok. Rüzgar sesi arkadaşlar müthiş derecede kesilmiş. Yani önceki araçlarda rüzgar sesi çok fazladır. Skoda Süper ve Passat da dahil olmak üzere. Bu kasada süper, bu kasada rüzgar sesini çok iyi kesmişler. Bu araçta arkadaşlar opsiyonlarımız var. Bakın yönümüzde head-up display görüyorsunuz. Kamerada sizlere umarım yansıyordur. Ayrıca camlarımız da çift cam. Şöyle ellediğinizde fark ediyorsunuz. Prestijlerde standartta çift cam gelmiyor, bilginiz olsun. Ön cam da farklı. Ön camdan doğru düzgün ısı gelmiyor. Yani şu an göğüsü rahatça elleyebiliyorum. Bunların ısı kesme özelliği de var bence. Çok araç kullanıyorum. Çok fazla sürüş yapıyoruz. Böyle göğüs bölümü genelde siyahken dokunamazsınız. Çok sınır bu araçta o durum yok. Koltuğumuz oldukça keyifli. Şu koltukta şu özellik var arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi masajınızı buradan açabiliyorsunuz. Şöyle araç ayarlarına gireceğiz. Ve koltuk seçeneği göreceksiniz ayarlarda. Bakın masaj bölümü hemen geldi. Koltuk kliması var. Şöyle soğutmamı açmak istiyorum. Yine premium pakette sadece ısıtma bulunuyor, bilginiz olsun. Masaja geldiğinizde şöyle sıvazlama, bir sürü gördüğünüz üzere masaj tekniğimiz var. Eğer premium alırsanız masajınız yine geliyor, ancak 3 seçeneğiniz oluyor. Burada sırt etkinleştirme diyelim, biraz onu yaptıralım. Şöyle keyifli sürüşümü yapmak istiyorum. Sağa geçelim. Sakin. Bu araçta böyle hep yavaş gitmek istiyorsunuz. Yani yavaş derken bu yollarda 90-100-110, otobanda ise 120-130-140 hızlarla gittiğinizde çok çok keyif veriyor sizlere. Çevreye hakim olmak oldukça kolay. Bir aracın böyle içine gömülüp de çevreyi görememe durumunuz yok ve ben aslında koltuğu en dipte kullanırım. Bu aracın görüşleri çok güzel. Kör nokta asistanlarımız bulunuyor. Bunlar da aynı şekilde kullanışlı. Koltuk konumu dediğinizde burada sağdaki koltuğu da kendinizin, sizin koltuğunuzla senkronize edebiliyorsunuz. Aynı seviyeye getirebiliyorsunuz. Evet. Ayrıca bu ayarlarımızda arkadaşlar kurutma özelliğimiz de var. Eğer terlediyseniz, sıcaklık arttıysa bu kurutma özelliğinde kullanabilirsiniz. Burada bir performansını, ara performansına da bakmak istiyorum. Bu arada masaj müthiş ya.
Ya şu anda en üste kadar çıktı, omuzlarımı nasıl masaj yapıyor arkadaşlar? Bunu binmeniz ve denemeniz lazım. Aracı teste gelin kesinlikle. Farkı hissedeceksiniz. Müthiş masaj yapıyor. Hani eski bir Passat'ınız varsa, yani 2020-2021 Passat'ınız varsa ve aracınızda masaj fonksiyonu olduğunu düşünüyorsanız da yanılıyorsunuz. Arkadaşlar o sadece bel desteğini yukarı aşağı yapıyor. Buradaki masaj gerçek bir masaj. Bunu çok net hissediyorsunuz. Burada yolumuz daralıyor. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Yavaşlayalım. Bu bölgede arkadaşlar bir yol çalışması vardı. Burada aslında kısa bir yerden dönüp performanslı sürüşümüze birazdan devam edelim. Ha, Travel Assist'i burada deneyebiliriz. Hemen sizlere Travel Assist'i aktif etmek istiyorum. Bakın burada direksiyon üstünde değil, bu aşağı bölümde kullanılıyor. Şöyle hemen set yapıyorsunuz. Şu an şeritleri de algıladı. Hızınızı bu bölgeden ayarlayabiliyorsunuz. Şu an görüyorsunuzdur zaten. Evet. Ya alıp götürmesi çok çok iyi. 150 beygir çok ideal bu araba için. Evet, burada tırcı abimiz kısıyor mekana, önüne kırdı. Olabiliyor bizim yollarımızda, bunlara çok alıştık. Bu abi bize yanaşmayalım, bu sinir halinde şimdi bize patlamasın. Arkadaşlar bu arada yakıt tüketiminden de elbette sizlere bahsedeyim. Şöyle yolumuza bağlandıktan sonra anlatacağım sizlere. Evet. Uzun süreli de şu anda başlangıçtan itibaren kullandığımız, yani 16 kilometre buraya kadar geldiğimiz mesafede 9.7 yapmış arkadaşlar. Ama bu değere kesinlikle aldanmayın. Niye derseniz, ben belki bir 10-15 dakikadır aracı içeri soğusun diye kliması aktif çalıştırıyordum. Hemen şöyle bunu biz sıfırlayacağız ve çok daha net bir değere ulaşacağız. Evet, şu an sıfırladım. Arkadaşlar bu arabayı alıyorsanız yakıtla alakalı kafanıza takılan bir durum olmasın. Keyiflice aracınızı kullanın. Yakıt değerleri sizleri üzmeyecek. Evet, sürüşümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yakıt tüketimini sıfırladım. Ben biraz daha sakin kullanacağım ama sakin derken yine 130-140'lara çıkacağız ki sizlere limitleri göstereyim. Şöyle 110'lara geliyorum. Gaza çok stabil basıyorum ve aracın gaz yemi şeyi çok iyi. Burada şu durum var. Bu araçta modlar yok. Mesela Comfort, Eco gibi modlarımız yok ama gaz pedalının hassasiyetini güzel ayarlamışlar. Bir problem yaşamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar asfalttan asfalta ses yalıtımı çok fark ediyor bu araçta. Sizler de fark ediyorsunuzdur. Bazı bölgelerde aşırı derecede sessiz. Ama şu durum var ya, premium'a göre bu daha sessiz geldi. Bunun lastiklerinden kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Ya araçlarda lastikler çok önemli arkadaşlar. Lastik ses yalıtımında büyük etkenlerden oluyor. Şu anda rüzgar sesi neredeyse hiç yok diyebileceğim seviyede. Şöyle 110'lara çıkalım. Önümüz müsait. Evet, son vitesteyiz. 110'la giderken 2000 devirde ilerliyor. Hatta şöyle sizlere göstereyim son vites olduğunu. Sizler arkadaşlar motorun stop etmesini de göstermek istiyorum. Şöyle bakın, birazdan ayağımı çekeceğim. Araç salınacak. Bakın 1000 devirin altına düştü, hop stop etti. Arkadaşlar bu güzel bir özellik ETSI ile beraber hayatımıza girdi. Özellikle de bayır aşağı inerken bunu kullanıyorsunuz. Aracınız hem hızlanıyor hem içerideki tüm aksamlarınız, ayrıca frenleriniz de oldukça sağlam bir şekilde çalışıyor. Bakın şu an motor tamamen kapalı. Çalışmasına ihtiyaç yok. Bu yakıtınızı kesin düşürüyor ama bilginiz olsun. Klimanız aktif olduğunda da devreye giriyor. Ama klima aktif olduğunda her zaman devreye girmiyor. İçerisinin sıcaklığı ideal gördüğünde kendini yine kapatabilir. Superb'in içinde kesinlikle prestij paketle beraber daha da premium hissediyorsunuz. Çünkü her noktada deriler gelmeye başlıyor ve şu döşemeye hayran oldum. Bu döşeme çok güzel gözüküyor. İçerisi biraz daha kendini açmış, renkler çok daha doygun, daha güzel gözüküyor bu paketle beraber. Bir premium aldığınızda bu bölgeler kumaş geliyor arkadaşlar. Elite alırsanız Elite'de de plastik bir malzeme geliyor, bilginiz olsun. Yani tüm paketlerde malzemede kaliteleri değişiyor. Şöyle yüksek hızlara tekrar çıkalım. Mesela son vitesi aldım. Bakın böyle bir viraj dönüyorum. Kesinlikle araç yolun şeklini alıyor. Ama arkadaşlar Superb'de ses yalıtımı konusunda şunu söyleyeyim sizlere. Teker sesi en belirgin ses. Yol sesi en belirgin ses, bilginiz olsun. Geri kalanı çok sessiz araba. Yani motordan zaten ses gelmiyor. Camlarımız zaten çift cam. Müthiş bir derecede kesme var. Evet, şöyle yavaş yavaş bayiye doğru ilerliyorum. Sizlere yakıttan da bahsedeyim. Bakın 7 kilometredir biraz daha sakin kullanıyoruz ya, 5.6'lara düştü. Ama yakıt konusunda sizlere çok güzel bir video yakında paylaşacağım. Onu da izlerseniz
Yakıt konusunda tamamen hakim olacaksınız aracı. Orada uzun yol deneyimini de aslında görmüş olacaksınız. Burada biraz daha anlık bir inceleme oluyor. Orada uzun süreli bir inceleme olmuş olacak. Yeni Superb bence çok keyifli. Önceki versiyona göre kesinlikle artıları var. Bunun artılarını özellikle konfor kısmında, hani süspansiyon öncekinde de çok konforluydu ama ses yalıtma konusunda belirgin bir fark var yeni Superb ile eski Superb arasında. İç mekan bence eskisinde güzel değildi. Ben eskisinin tasarımını beğenmiyorum çok fazla. Ancak buradaki düzen daha güzel gözüküyor. Burada mesela şu ızgara tarzı herkesin hoşuna gitmeyebilir belki ama sizlerin de yorumlarını merakla bekliyorum. İç mekanını beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Evet, yorumlarınızı lütfen bizlerden sakınmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere detaylı bir şekilde Superb'ı anlatmaya çalıştım. Yakıtından, yol tutuşundan, sürüşünden, her şeyden bahsettik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.